Evet arkadaşlar geldik 7. konu anlatım videosuna polinomlarda. polinomdan polinomların artık sonuna yaklaştık ve bu da son konumuz. Tabii bu konu biraz daha diğerlerine göre daha detaylı göreceğiz. Çünkü sadece bölme görmeyeceğiz. Bölümden kalan nasıl olur onları bir anlatacağım. Bir de en çok öğrencilerin takıldığı soru tipler var. Bir polinom verildiği zaman kalan bulunabiliyor ama soruda polinom değil de kalanla ilgili bilgiler verildiği zaman daha zorlanıyoruz. Bunların sebeplerini konuşacağız. bölme algoritmasının doğal sayılardaki bölme algoritmasıyla nasıl benzerlik taşıdığından bahsedeceğiz. Belki bu kısım bir video kapsamına girmeyebilir. yani biz 7. videoyu da çeke pardon 8. videoyu da çekebiliriz. Öncelikle polinomlardaki bölme doğal sayılardaki bölme algoritmasıyla hemen hemen aynı. Kurallar da benzer. Artık biliyorsunuz bu bölünen polinom, bu bölen polinom, bölüm ve kalan polinom. Bölme algoritmasında neydi? Bölünen, bölen çarpı bölüm artık kalandı. Burada da öyle. Px polinomu, bölen polinom çarpı bölüm polinomu artık kalan polinom. Bu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz. Doğal sayılarda bölme yaparken şunu diyorduk. Kalan daima bölenden küçüktür. Burada ise kalanın derecesi derece kx bölenin derecesinden küçüktür. Yani derece qx'tir. Bu bilgi ne anlatıyor? Bir polinomu x kareli bir şey bölersek, x kareli bir polinomu bölersek kalan asla x kareli olamaz. Daha alt derece yani x birinci dereceden ya da sabit bir ifade kalmak zorunda. x kareyi bölüp x kareli ifade kalamaz demek istiyor. Ekstra bir şey daha söyleyelim. Eğer kx dediğimiz ifade sıfır ise px qx'e tam bölünmüşür demektir. Bunun diğer anlamı qx polinomu px'in bir çarpanıdır. Evet, budur çarpanıdır dediğimiz. Yani Px çarpanlarına ayrıldığı zaman bir tanesi Qx'tir diyeceğiz arkadaşlar. Pekala. Şimdi bunları biraz örnekle görelim. Bir bölme yapacağız. Bölme yaparken şuna dikkat edeceğiz. Bölünen polinom derecesi büyükten küçüğe doğru sıralanacak. Bölen polinom da derecesi büyükten küçüğe doğru sıralanacak. Eğer bu sıralama karışık verilmişse öncelikle bunu sıralamanız lazım. Bundan sonra yapmamız gereken şu en büyük dereceli terimi yok ettirerek başlamamız lazım. O yüzden buraya öyle bir terim yazacağız ki çarptığımızda x küplü yani en büyük dereceli terimin kendisini, öncelikle kendisini elde etmeye çalışıyoruz. O yüzden x'li ancak x kare ile çarpmam lazım ki x küpün kendisini elde edeyim. Çarptığım zaman x küp eksi 2x kare. Çarpma yapıldı. Bundan sonra çıkartma işlemi yapılacak. Çıkartırken Tabii ki aşağıdaki ifade eksiyle çarpılıyor. Eksiyle çarpıldığı için de işaretler değişiyor. Bakın burada işaret yazılmamış. Birinci dereyen bir işaret. Pardon e, artı bir işaret. Bu ifade eksiye dönüştü. Çünkü eksiyle çarptım. Sonra da bu işaretle artı oldu. Bunlar birbirini götürdü. En büyük dereceli terimler birbirini götürdükten sonra burası 3x kare kaldı. Eksi 2x artı 1. Yine kalan ifade derecesi büyükten küçüğe doğru yazılır. Bundan sonra en büyük dereceli terimi yok etmeye çalışacağız. 3x kareyi yok edebilmek için burayı da önce aynısını elde edip sonra çıkartacağım. Yani 3x kare elde etmeye çalışacağım. O yüzden 3x ile çarpıyorum. 3x kare oluyor. Ve 3x ile de eksi 2 çarparsak eksi 6x oluyor. Bunu tekrar çıkartıyorum. Çıkartırken aşağıyı eksiyle çarpacağız. Yani işaretlerini değiştireceğiz. Burası artı olacak ve burası eksi olup tekrar bunlar birbirini götürecek. Bu sefer 4x artı 1 kalıyor. En büyük dereceli terim 4x. Bunun aynısını elde edebilmemiz için 4 ile çarpıyorum. 4x eksi 8 oluyor ve çıkartıyorum. Çıkarttınca yine aşağıdaki terimler işaret değiştiriyor. Burası artı ve burası eksi oluyor. Bunlar gidince cevabımız yani kalanımız 9 oluyor. İleride bu kalanı kestirme yoldan yapacağız. Ama bölmemizi nasıl yapıldığını anlattık. Şimdi başka bir örnek daha yapacağız. Dikkat etmemiz gereken olay şu. Bölünen polinom ve bölen polinom derecesi en büyükten en küçüğe doğru sıralanacak. Sonra en büyük dereceli terimin terimin kendisini elde etmeye çalışacağız. Yani x küpün kendisini elde etmek için neyle çarpmam lazım onu düşüneceğiz. Sonra x kareli varsa x'i o şekilde adım adım yok ede yok ede ta ki derecesi ta ki derecesi bölenin derecesinden küçük olana kadar devam edeceğiz. Şimdi 32'ye bakalım. Px polinomu verilmiş. Qx polinomu verilmiş. Buna göre Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamı nedir diye soruyor. Bize Px'i Qx'e böl diyor kısaca. Sonra bölümle kalanı bulup toplayacağız. Peki. 2x küp eksi x kare artı 4x eksi 1. Bu px. Derecesi en büyükten en küçüğe doğru yazılı. x kare artı x eksi 1. Bu da qx. Şimdi bölelim. Önce en büyük dereceli terimin aynısını elde etmeye çalışıyorum. Yani 2x ile çarpacağım. 2x ile çarparsam 2x küp artı 2x kare ve eksi 2x Şimdi çıkartıyorum. Çıkartınca tabii ki bunun işareti art, eksi de art oldu. Bunun işareti artı eksi oldu. Bunun işareti de artı de eksi oldu. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Buradan eksi 3x kare artı 6x eksi 1 geldi. Devam edelim. Burada da en büyük dereceli terim eksi 3x kare terim. Bunun aynısını halletmeye çalışacağım. O yüzden eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile çarparsam eksi 3x kare. Eksi 3x ve artı 3 oldu. Şimdi tekrar çıkartıyorum. Çıkarınca işaretler değişecek. İşaret eksi ise artı oldu. Bu da artı oldu. Bu da eksi oldu. Bakın eksi 3x kare artı 3x kareyi götürdü. Burası 9x eksi 4. Artık derece birinci dereceden olduğu için bu da ikinci dereceden olduğu için küçük dereceli bir polinom büyük dereceli bir polinom bölünemez. Yani kalanımız 9 9x 4 olacak. Bölme işlemi bitmiştir. Şimdi bize soru bitmedi yalnız. Bölen ile pardon bölüm ile kalanı soruyordu. Bölüm 2x 3, kalanda 9x 4. Bunların toplamı da 11x 7'dir dedik. Evet, bölme işlemi polinomlarda böyle. Buna kendi aramızda bakkal bölmesi diyoruz. Tabi böyle bir tanım yok. Bakkal bölmesinin nasıl olduğunu anladık herhalde. Şimdi geldik kalan bulma. Şimdi kalan bulurken ne yapıyoruz? Öncelikle basit polinomlarla göstereyim. Şimdi bir px polinomunun x eksi a ile bölümden kalanı bulmaya çalışacağız. Şimdi burayı bilmiyoruz. Buraya bölüm diyelim ve kalan ifadesi de bölen ifadesinden küçük dereceli olmalı. Bölenin derecesi bir ise kalanın derecesi daha küçük yani sıfırıncı dereceden sabit bir sayı olmalı. Ona da k dedim. Bölme algoritmasına göre bölünen polinom bölen çarpı bölüm artı kalan. O da k. Şimdi amaç kalan bulmak değil mi? Buna polinom eşitliği diyoruz. Yani px polinomu buradaki polinomsal işlemlere eşit. İki polinomun eşitliği gibi. O yüzden x'e istediğim değeri veririz. Amacımız kalanı bulmaksa şu b(x)'i yok etmek isteyeceğim. Yani böleni yok etmek isteyeceğim. O yüzden x yerine a yazacağız arkadaşım. X yerine a yazınca bu da p(a)'yı verecek. p(a) da bana kalanı veriyor. Şimdi sanırım 31. örnekti. 31. örneğe tekrar dönersek biz buradaki işlemde kalanı 9 bulduk. Peki bu kalanı nasıl bulacağız? Bölen polinom x 2 bölüm burası kalan da 9. Şimdi şöyle düşünelim. x küp artı x kare eksi 2x artı 1'i ben x eksi 2'ye böldüğümde burayı bilmiyorum. İstesem bulurum ki buldum zaten. Kalın da bilmiyorum. Amacımız burayı bulmak. O zaman şunu diyebilir miyiz? x küp artı x kare eksi 2x artı 1 x eksi 2 çarpı bx artı k. Evet. Şimdi k'yı bulacağız değil mi? Bu polinom eşitliğidir. x'e istediğim değeri verebilirim. Ben de k'yı bulmak istiyorsam bölümü hesaplamadan yani yok ederek çünkü b eksi bulmak istemiyorum. O yüzden burayı yok etmek istiyorum. x'e 2 verdim. x'e 2 verince arkadaşım burası sadece k oldu. x'e 2 verince burası 8. Artı 4 eksi 4 artı 1. 4'ler birbirini götürdü. K dediğim 9. Yani bölme işlemi yapmadan ben kalanın 9 olduğunu buldum. Birazdan genel kural vereceğiz. Yani ee, bütün polinomda bölme yaparken kalan bulmanın genel bir kuralını vereceğiz. Ama öncelikle temel mantığı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz bölme işlemi yapmadan kalanı bulmak için bölen ifadesini yok etmeye çalışıyoruz aslında. O yüzden de x yerine a yazdık. Pekala. Px polinomu daha büyük dereceli bir şey bölünseydim. Mesela x üzeri n eksi a gibi bir ifade bölünseydi. Bu sefer kalana da kx diyorum. Tabi kx'in derecesi de e, bölenin derecesinden küçük olacak. Şimdi burada da temel prensibimiz şudur. Bölme algoritması asla değişmez. Temel prensibi yazıyorum. Yani bölünen polinom. Bölen çarp bölüm artık kalan. Şimdi amacımız kx'i bulmak? Yine böleni yok edeceğiz. Böleni yok etmek için bu sefer x yerine bir şey yazmayacağız arkadaşlar. Dikkat buyurun. x yerine bir şey yazmayacağım. x üzeri en gördüğüm yere bir şey yazacağım. Yani buraya a yazacağım. Buraya a yazıp burayı sıfırlayacağım. Demek ki x üzeri en gördüğüm yere a yazarsam kalanı bulacağım. O zaman tabii ki sağ tarafta yazdığım gibi sol tarafta da yazacağım. Bu şu anlama gelir. Px polinomunda x üzeri n yerine a yazılır. Burada denklem çözmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Genelde şöyle oluyor. Mesela örnek vereyim. x küp yerine 1 yazacağız dediğim zaman öğrencimiz x yerine 1 yazacağız gibi algılayıp yani x'i bulup öyle algılıyor. Tamamıyla böyle bir algımız yok. Sadece şunu yapıyoruz. Nasıl ki sağ tarafta x üzeri n gördüğüm yere a yazıyorsam Sol tarafta da Px'te x üzeri n gördüğün yere a yazacağız. Asla derdimiz x'i bulmak olmayacak. Derdimiz şu olacak. Böleni pardon bölümü yok etmek. Bölümü yok etmek için x üzeri n yerine a yazmam gerektiğini görüyorum. x üzeri n yerine a yazınca tabii ki bu sağda olduğu gibi solda da eee gerçekleşecek. Yani Px'te x üzeri n gördüğüm yere a yazacağım. Ve böylece kalanı bulacağım. Çünkü bu tarafta bunlar gidiyor. Kalan kx kalıyor. Bu tarafta da gerekli işlemleri yapınca artık ne çıkarsa kalanımız olur diyeceğiz. Ama asla ve asla denklem çözmeye çalışmayacağız. Şimdi genel kural verip birkaç antrenmanlar yapacağız. Şimdi genel kural şu. Kalan bulurken kullanacağım genel kural bölen polinom sıfır işlenir. Ne demek istediğimi anlatayım. Mesela x küp artı x kare eksi x artı 3 bunu böleceğiz. Kime? Bir bölen yazalım. x kare eksi x artı 1. Evet. Şimdi kalan bulurken bölen polinom sıfıra eşitlenir diyor. Dediğini yapıyorum. x kare eksi x artı 1'i sıfıra eşitliyorum. En büyük dereceli terim yalnız bırakılır. Burada en büyük dereceli terim x kare. x kare yalnız bırakıyoruz. Asla denklem çözmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Yani bir ifade yerine başka bir ifade yazma yerine başka bir ifade yazmakla uğraşacağız. x kare yerine x eksi 1 yazacağız. Peki. Bu terim bölünen polinomda yerine yazılır. Nerede? Bölünen polinomda. Bölünen polinom kim bu? Burada x kare gördüğüm yere bu x eksi 1 yazacağım. Peki o, o yüzden bu ifadeyi önce x kareye göre ayarlıyorum. Bu x kare çarpı x artı x kare eksi x artı 3. x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazacakmışım. Bakın x kare görüyorum yerine x eksi 1 yazıyorum. Çarpı x. x kare. Bunun yerine de x eksi 1 yazıyorum. Eksi x artı 3. Şimdi burayı dağıtırsak arkadaşlar. x kare eksi x artı x eksi 1 eksi x artı 3. Evet x kare var. Şunlar gitti. Eksi x artı iki. Şimdi yazdım. Bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü bu yazma işlemi bölen polinomun derecesinden küçük olana kadar devam ediyor. Şimdi bölen polinomun derecesi 2. Benim elde ettiğim sonuç o da 2. Ama asla ve asla bir bölme algoritmasında özellikle polinom bölmesinde bölenin derecesinden bölenin derecesine eşit ya da bölenin derecesinden daha büyük bir kalan bulamazsınız. O yüzden bu öyle bir kalan bulunamaz. Son madde diyor ki yazma işlemi bölen polinomun derecesinden küçük olana kadar devam ediliyor. Biz şu anda ikindeyken bir sonuç elde ettik. De yazmaya devam ediyorum. x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. x x artı 2 böylece kalanımız 1 olacak. Şunlar gitti arkadaşlar. Kalan 1'dir. Tabi bunu bir olduğunu kanıtlayalım. Bir de bölme algoritması kullanarak yani polinomlarda bölme yaparak polinom bölmesiyle görmek istiyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Terim en büyük olan terimi aynısını halletmeye çalışıyordum. Yani x ile çarpıyorum. x küp. Eksi x kare artı x oldu. Şimdi çıkartıyorduk. Çıkarınca işaretler değişiyordu gençler x küpler gidecek. İşaret değiştiği için artı 2x kare eksi 2x artı 3. Bu sefer 2x kare elde etmeye çalışıyorum. Artı 2 ile çarptım. 2x kare eksi 2x artı 2 oldu. Şimdi çıkartıyorum. çıkınca bunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. 3'ten 2 çıkınca 1 kalıyor. Kalan 1. Evet. Yani bu kuralı uygularsak her zaman bu genel kuraldır. Her zaman kalanı rahat bir şekilde buluruz. Yani ne yapıyormuşuz? Bölen polinomu sıfıra eşliyoruz. Şurada olduğu gibi en büyük dereceli terimi yalnız bırakıyoruz. Götürüp bu terimi bölünen polinomda yerine yazıyoruz ve yazma işlemi ta ki bölenin derecesinden küçük olana kadar devam ediyor ve kalanı buluyoruz. Olay bu. Peki sorularda cümleler nasıl geçecek? Hemen onlarla ilgili bir birkaç bir şeyler yapalım. Şimdi bundan önce ben başka bir kağıda alayım. sorularda göreceksiniz. Şöyle cümleler geçecek. Diyecek ki mesela P 2x eksi 1'in bir polinomunun kısaltarak yazayım. x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir diyecek. Soru bu böyle bir şey olacak. Şimdi bu polinomu buna bölmemiz isteniyor. Şimdi bölme bölmemiz istiyor ve kalan bulmamız istiyor. Biz kalan bulurken genel kural şuydu. Bölen polinom sıfıra eşittir. Bölünen bu, bölense bu. Sıfıra eşittikten sonra burada en büyük dereceli terim x, x'i yalnız bırakıyorum. Daha doğrusu en büyük dereceli terimi yalnız bırakıyorum. Bunu bölünen polinomda yerine yazıyorum. Üçüncü maddemiz buydu. Herhalde maddeler anlaşıldı. Maddeleri tekrar alalım. İzlerken siz de notlarınızı alın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Tekrar başa sarın. Kaçırdığınız yer varsa. Bölen polinomu sıfıra eşitleyeceğiz. Burada olduğu gibi. En büyük dereceli terimi yalnız bırakacağız. Burada en büyük dereceli terim x. X'i yalnız bıraktım. Bunu bu terim bölünen polinomda yerine yazacak. Götüreceğiz bunu. Bölünen polinomu burada yerine yazacağız. Böylece 3'ü yerine yazarsak aslında bize sorduğu şey P5 kaçtır? P5'i soruyor. Şimdi ya da bölümünden kalan 10'dur dediği zaman demek ki P5 10 anlayacağız. Başka bir örnek vereyim. Px kare artı 4x eksi 2. Polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan dedi. Şimdi bu polinomun x artı 3 ile bölümünden kalanı soruyorsa bölen polinom x artı 3. x artı 3'ü sıfır eşitleyip burada en büyük dereceli terim yani x'i yalnız bırakacağız. -3 bunu götüreceğiz. Bölünen polinomda yani burada yerleştireceğiz. 3 yerleştirirsek -3'ün karesi 9 -12 -2. Yani P -5 aslında bize P -5'i soruyor. Bunun gibi. Sanırım anlaşıldı. Ne yapmamız istendi? Daha doğrusu cümlelerden hangi yorumları çıkaracağımız anlaşıldı. Şimdi devam edelim. Diyor ki P 3x 2 polinomu verilmiş. Bunu x artı 2'ye bölümden kalan eksi 10'dur. O zaman 1 bölen x artı 2 bölene sıfıra eşitip en büyük dereceli terim yani x'i yalnız bırakıyorum götürüyorum. Bölünen polinomda yerleştiriyorum. Bölünen polinom p 3 x artı 2 olduğuna göre götürüp yerleştirirsek burası eksi 4 yapıyor gençler. Götürüp bunu burada yerleştirdik. p eksi 4 kalandır. Bu kalan da eksi 10 olduğuna göre demek ki böyle bir cümleden P 4'ün eksi 10 olduğu yorumu çıkarılır. P polinomunun x kare eksi x artı 2 ile bölünden kalan. O zaman şudur. x kare eksi x artı 2 yani bölen ifadesi bu olduğu için bunu sıfıra eşitleyeceğiz. En büyük derece x kare olup x kare yalnız bırakacağız. Götüreceğiz bunu px'te px'te x kare yerine x eksi 2 yazılır. Tekrar söylüyorum. Asla burada denklem çözmeye yani yukarıda olduğu gibi x'i bulmaya falan çalışmıyoruz. Burada biz en büyük dereceli terimi yalnız bıraktığımız için x yerine eksi 2 yazıyoruz. Burada ise en büyük dereceli terim x kare. x kareyi yalnız bırakacağız. Amacımız x'i bulmak değil. Çünkü bunun mantığını en başta anlattım. Burada polinom eşitliği yapılıyor. Sağ tarafa x üzeri n yerine a yazıyorsak sol tarafta da x üzeri n yerine a yazacağız. Asla x'i bulup denklem çözmeye çalışmayacağız. x kare yerine x eksi 2 yazacağız. Nerede? Bölünen polinomda. Yani sol tarafta. Hatırlayın. Onu şöyle yazdık. P x kare eksi x artı 2'ye böldüğümüzde bir bölüm var. Artı bir de kalan var. Hadi bunu bir daha hatırlatalım. İşte biz kalanı bulmak için burayı yok etmemiz lazım. O yüzden x kare gördüğüm yere x eksi 2 yazmalıyım. Bakın x eksi 2 yazıyorum. Denklem çözmeye çalışmıyorum. Yani x'i bulmaya çalışmıyorum. Öyle bir derdim yok. x kare yerine bunu yazacağım. Ve böylece burası iptal olup kalan kalacak burada. Aynı şekilde burada da x kare yerine ne yazacağız? x eksi 2 yazacağız. Peki geldik buraya. px polinomunun x kare artı x ile bölümünden kalan yine böyle bir soru yani sorunun bir kısmında böyle bir şey geçiyorsa o zaman bölenin sıfıra istiyoruz. En büyük derece terim x kare. x kare gördüğüm yere x x yazacağım. Nerede yazacağım bunu arkadaşım? Tabii ki px polinomunda yazacağım. px'te x kare yerine x x yazılır. Evet bunu yazarız biter. Olay şu tekrar anlatalım. px'i biz buna böldüğümüzde x kare artı x'e bölümde benim bilmediğim bir bölüm ve aramakta olduğum bir kalan var. Amacım kalanı bulmaksa o zaman x kare gördüğümüz yere eksi x yazarak şurayı iptal ediyoruz. Direkt burası kalan kalıyor. Yani k eksi buluyorum. Demek ki burada da x kare gördüğümüz yere eksi x yazıyoruz. Tekrar tekrar hatırlatıyorum, uyarıyorum. Asla böyle bir ifadeden x'i bulmaya çalışmıyorsunuz. Sadece en büyük dereceli terimi yalnız bırakıp onu yerine yazmaya çalışıyoruz. Evet videonun sonuna geldik. 20 dakikaya açtı. Artık videoları 20 dakikada bırakmaya çalışıyorum. Bundan sonra anlattığım yerler ilgili sorulara başlıyoruz. Bölümden kalan soruları gelecek. Görüşmek üzere. Takipte kalın.